Herkese merhaba. Bugün son zamanlarda Instagram'da ya da YouTube'da muhakkak keşfetinize düşmüş olan o filmden bahsedeceğim. Malcolm and Mary. Film kimilerince yere göğe sığdırılamadı, kimilerince ise yerden yere vuruldu. Bana göre film ikisini de hak etmiyor. Öncelikle şunu akılda tutmakta fayda var. Bu film bir pandemi koşullar filmi. Senaryosunun bir haftada yazıldığı, küçük bir ekiple çekilen bir film. Dolayısıyla bence filmin siyah beyazlığı, tek mekanda geçmesi vesaire bunlar sanatsal değil, konjonktürel tercihler. Ayrıca bu tercihler bir ölçüde pazarlama başarısına da dönüştürüldü ki bu yüzden şu anda biz bu filmi konuşuyoruz. I will carry you. I will carry you. Film yönetmen Malcolm ve genç sevgilisi Mary hakkında. Malcolm'ın ilk filminin galasından eve dönerler. Malcolm'ı mutlu ve enerjik ve Mary'i modu düşük halde görürüz. Daha sonra Mary Malcolm'a konuşmasından neden ona teşekkür etmediğini sorar. Bundan yakınır ve aralarında bir tartışma başlar. Biz 1,5 saat boyunca temelde çiftin buradan başlayıp 1,5 saate yayılan tartışmasını izleriz. Öncelikle film bence hikayesi güzel bir film. Karakterlerimizin biri üst sınıftan ve daha eğitimli. Diğeri yaşça daha küçük, kadın ve daha alt sınıftan. Zaten bu ilişkide bir potansiyel gerilim var. Ve filmin galasında yönetmenin filmdeki başarısı ve o başarıdan dolayı biraz daha ön plana çıkması ve kadının biraz daha geri planda kalmasıyla o potansiyel gerilim patlak veriyor ve biz bu patlak vermeyi en ince detaylarına kadar görüyoruz filmde. Bu bence güzel bir deneyim. Ki bence oyuncular Zendaya ve John David Washington. Nasıl isim ya? Yönetmenle birlikte güzel bir kamp dönemi geçirmişler. Bence kendi karakterlerini oynamanın ötesinde bir çift olarak güzel bir uyum yakalamışlar. İnandırıcı bir enerji oluşturmuşlar. Filmde ayrıca tartışılan meseleler de benim hoşuma gitti. Malcolm'ın siyahi olduğu için politik olmayan bir film yapamıyor oluşun meselesi bence güzel tartışılası bir meseleydi. If I decided to make a fucking Lego movie, it's not because I want to tell a story about how the building blocks of the American Empire was slave labor. Daha sonra filmin her ögesinin, bir filmin her ögesinin filme hizmet etme gerekliliği ya da bir filmin bir mesaj verme zorunluluğuna dair karşı çıkışları da bence güzeldi. Cinema doesn't need to have a fucking message. It needs to have a heart and electricity. Filmdeki tartışmalar her ne kadar hoşuma gitse de bu tartışmayı ortaya atış şekli bence filme yeterince yedirilememiş. Bu anlamda film bir Tanzimat romanını andırıyor. Belki Sam Levinson, Malcolm'ın iddia ettiklerini savunmadığını söyleyebilir. Onlar benim yarattığım karakterin görüşleri diyebilir ama filmin ortasında böyle teatral tiratlar atması, manifesto atmosferi bence filmdeki doğallığı bozmuş. İkinci olarak bence filmin senaryosu çok olağanüstü bir senaryo değil. Belki vasatın biraz üstü. Film boyunca gerilimini geliştiremeyen, karakterlerini derinleştiremeyen biraz da öngörülebilir bir döngüye giriyor film. Malcolm Mary'e bağırıp çağırıyor, Mary sessiz. Malcolm gidiyor arkasından, Mary geliyor ona bağırıp çağırıyor, Malcolm sessiz. Ve bu döngü devam edip gidiyor bir süre. Bu arada bu tartışmalar sırasında Levinson'un bize bu karakterlerin geçmişi hakkında verdiği malumatlar da bence çok sığ ve üzerine pek düşünülmemiş. Bu anlamda bence senaryonun bir haftada yazıldığı hissediliyor. Ayrıca filmin sonu da bence tatmin edici değildi. Daha böyle bir filmin sonu daha akılda kalıcı, daha çarpıcı, daha sonda bir şey keşfettiğimiz bir son olmalıydı bence. Mary'nin sondaki bir teşekkür bekledim konuşması bence böylesine realist bir film için fazla romantik bir son olmuş. Beni tatmin etmedi. Kaç puan verirdim? 10 üzerinden 6. Bu videoda Malcolm and Mary'i değerlendirmeye çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.